Değerli izleyiciler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Kur'an'la yüzleşmeye hoş geldiniz. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm Kur'an dostları, müminlerin üzerine olsun. Değerli izleyenler, bugün yine çok değerli bir hocamızla, daha önce de bir kez daha sizinle beraber program yapmıştık. Değerli hocam, Profesör Mustafa Öztürk, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocam iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Yorgunluk dışında iyiyiz ya. Yani. Evet. İnşallah o da geçer hocam. İnşallah. Bugün hocamla çok bu yakın tarihte yani birkaç haftadır epeyce tartışılan Kur'an'ın tarihselliği konusunda, Kur'an'ın evrenselliği konusunda bir takım konuları, işte cariye köle konularını, Resul Nebi konularını ve bir takım ihtilaflı konuları Mustafa hocamla konuşacağız inşallah. Bir kısmı Mustafa hocama belki atfedilmiştir. Bir kısmını söylemiş, maksadı yanlış anlaşılmıştır belki. Bu konuları konuşacağız inşallah. Hocam önce en çok söylenen bir şeyden bahsetmek istiyorum, sormak istiyorum. Sizin dediğiniz iddia edilen, bana gelen sorulardan yani programın reklamını yaptıktan sonra Kur'an işlevsel bir kitap değildir. Kur'an evrensel değil, tarihseldir demişsiniz. Önce bunu bir açıklayalım. Ne anlama geliyor Evet. hocam? Bu cümleler böyle çekilip mesela sosyal medyada şu kadarcık Aynen. yayınlandığında ürkütücü gibi gelebilir yani Evet. doğrudur. Fakat bu sözler mutlaka bir bağlam içinde kullanılmıştır ve bu sözlerin aynen kullandığımı söylüyorum. Meramımı anlatırken de hiç kriptolu konuşmayacağım. Çok açık, sarih, net konuşacağım. Evet hocam. Kur'an-ı Kerim işlevsel bir kitap değildir demişim. Doğru demişim. Ne En manada azından ya? kendim için şöyle. Kur'an'la biz ne yapmaya çalışıyoruz sorusunu önce soralım yani. Bir. Mesela Babil sürgünü sırasında Yahudilerin bütün gelenekleri, dini metinleri tamamen alt üst olmuş, yok olmuş, sıfırlanmış. Onlar Üzeyr Aleyhisselam'ın önderliğinde yeniden bir dini gelenek, bir Yahudilik, bir Musevilik oluşturmaya çalışmışlar. Acaba biz böyle bir tecrübe mi yaşıyoruz? Yok. Yani acaba bizden önceki alimler, bütün tarihi tecrübedeki bütün İslami birikim, tümden külliyen yalan, külliyen hurafe, külliyen bidat da biz hakikati bugün bütün çıplaklığıyla yeniden salt metin, Kur'an metni üzerinden keşfe mi çıktık? Yok. Yani Kur'an'la acaba bizim hukukumuz yeniden İslam'ı icat etmekse benim böyle bir gailem yok, böyle bir derdim de yok. Ben İslam denilince Peygamber Aleyhisselam'ın daha çok sahabesine bizzat yaşayarak, uygulayarak, tatbik ederek miras bıraktığı, ondan sonra da ikinci, üçüncü nesillere ve o günden bugüne tabir caizse bir gözeden çıkan ve ana yatağında bugüne kadar denize ulaşan bir nehir, akan bir nehir İslam. Şimdi nehir yatağını yeniden keşfe çıkmanın, aslında bu nehir o nehir değildi demenin hiç alemi yok. Şu olabilir, bu nehir yatağında akan İslam suyu en başından çıktığı gibi berrak değil elbet. Evet. Yani buna atık maddeler katışmış olabilir, pis sular karışmış olabilir. Kur'an bu noktada belki en işlevsel tarafı şu olabilir, bir filtre vazifesi Filtre. görebilir. Çok güzel. Bunun dışında yeniden İslam icat etmenin anlamında Kur'ansa hiç Kur'an'a gitmeyin. Böyle bir işlevselliği yok. Zira metin olarak Kur'an ihtilaftan başka sonuç vermeyen bir kitaptır. Çünkü eğer kitabın bir hikayesi var. Bakın biz genellikle masa başında düşünülerek, taşınılarak muhtemel okur kitlelerinin okuma anlama sorunları dikkate alınarak oluşturulmuş bir metin gibi yorumlama alışkanlığımız var. Böyle yorumladığınız takdirde İslam düşünce tarihindeki bütün farklı fırkalar ve mezheplere bu kitaptan
Yeterince ama yeterince ayet bulabilirsiniz. Malzeme bulabiliriz. Yani. Malzeme bulabilirsiniz. Siz hiç tarih boyunca duydunuz mu ki hiçbir mezhebin Kur'an-ı Kerim'den şikayetçi olduğunu, bizim mezhebin kabullerine, iddialarına bu kitaptan fazla malzeme çıkmıyor da Allah hep falan mezhebin kabullerine uygun şeyler söylüyor diye hiç şikayetçi olanı duydunuz mu? Yok, Cebriye abi. Diyor, alıyor. Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallah. Bak benim dediğim doğru diyor. Allah dilemediği takdirde biz dileyemediğimize göre bizim irade defterimiz kapanmıştır. Öbür tarafta yehdillâhu men yeşâya men o yeşâya meni fail yapıyorsunuz. Allah dilediğini değil de dileyeni hidayete erdirir diye bir yorum manevrasıyla Mutezile'yi haklı çıkarıyorsunuz. Oysa bu iki mezhep tarih boyunca tabir caizse iki ayrı kutupta birbiriyle yolları sonsuza kadar kesişmeyecek ayrı kulvarlarda koşan iki mezhep de kendisine bu metinden yeterince malzeme çıkarabiliyor. Hatta aynı ehli sünnet çatısı altında veyahut aynı şia çatısı altında kendi içinde ayrışan mezhepler, alt gruplar bile bu kitaptan yeterince malzeme çıkıyor. Yani Maturidi Eşariliğe itiraz ederken de ayet delil gösteriyor. Eşarilikte Maturidiliği gene ayet üzerinden vuruyor. Şimdi böyle bir kitap üzerinden gidilirse ihtilaftan başka sonuç üretemezsiniz. Bu anlamda Kur'an'a dönmek, dön dolaş sürekli Kur'an metni üzerinden operasyon çekmek, İslam'ı yeniden keşfedilmiş bir şey gibi tanımlamaya çalışmak bizim önümüze sadece ihtilaf koyar. Bu açıdan Kur'an işlevsel bir metin değildir. Yani burada Kur'an'ı bence sıfırdan İslam inşası için kullanmak yerine oradan gelen İslam nehrinin yatağındaki atık maddeleri, zararlı bileşenleri o suyun berraklığını yeniden sağlamak noktasında bir filtre işlevi gördürmek en akıllıca iş. Ama benim bu sözüm işlevsel değildir sözüm. Bu son zamanda popüler hale gelen ve sesleri daha çok sanal medyada bazı vakıflar, kurumlar aracılığıyla sesi çok yükselen bu Kur'an'da Kur'an, Kur'an'da Kur'an, Kur'an'da Kur'an, yat Kur'an, kalk Kur'an ve bir de şu. Yani Kur'an'ı teberrüken gönlünüzü ferahlatmak için, ruhunuzu cilalamak için biraz dünya kirinden arınmak, manevi bir atmosferde bir manevi oksijen almak için okumaya bile burun kıvıran, varsa yoksa böyle bir ideolojik metin gibi, işte Kur'an'ı hayatın içine taşıyacağız da bilmem ne, ilginçtir. Kim diyorsa ki Kur'an'ı hayatın içine taşıyacağız diyen, hayatıyla Kur'an'ın arasında en fazla mesafe olanlar da onlardır. Çünkü bir mesela çok yalan şey yemin eden biri varsa bilin ki o evet, adam yalancıdır. Yalancıdır, doğru. Sürekli Kur'an hayatın içi, hayatın içi, hayatın içi. Nedir bu hayat? Nedir bu anlayamadığınız, dön dolaş okuduğunuz? Şurada da bana bir itiraz geliyor. Mustafa Hoca'nın efendim çelişkisini bulduk. Ben de kulum, çelişkiye düşebilirim. Tabii ki. Hata da yapabilirim. Nisyanım da söz konusudur. Unutabilirim. Hı hı. Evet. Ancak güya çelişki bulmuşlar. Efendim, Kur'an-ı Kerim Mustafa Hoca bir yerde çok anlaşılabilir diyor. Başka bir yerde de rivayetler, siyer malzemelerine rağmen bile anlaşılamayacak ayetler olabilir diyor. Ya ne kadar da büyük bir çelişkiye düşüyor. Ne dediğini bile bilmiyor. Allah'tan korkun ya. İki tane anlamadan bahsediyorum. Niye lafın sonundan alıyorsunuz? Bir de başından anlasanız da dinleseniz. İki tür anlama vardır. Bir tanesi spontan, kendiliğinden, hiçbir zihni süreç gerektirmeyen, oluşan anlamadır. Bu anlama için Allah'ın her insana az çok nasip ettiği akıl, ortalama bir akıl, bir de sağduyulu vicdan yeter. Bu velekat yesserne Kur'ane lizikri fehel min müddekir diye 10 kez tekrarlanan ayet. Yani biz bu Kur'an'ı öğüt alınsın, kulağa küpe yapılsın diye. Çok kolay, meramımızı gayet basit, sade, anlaşılır kıldık dediği şey budur. Evet. Cenab-ı Allah Müslüman olarak tanımladığı insandan esas itibariyle neler istiyor, neler bekliyor? Tefsir bilmeye gerek yok. Arapça bilmeye hiç gerek yok. Başka hiçbir şeye gerek yok. Şuradan düz, ortalama bir yalın kat bir meali başından sona
sürükle götür. Sonuçta akılda kalan ne dedi Allah bize dediğinizde sizin aklınızda kalan şeyleri ben tahmin ediyorum. Ve budur. Bunu ilkokul mezunu da, köydeki çoban da, sokaktaki tezgahtar da, üniversitedeki profesör de bu noktada eşittir. Onun içindir ki sahabe de hiçbir örgün eğitim kurumlarından tahsil görmeden, mürekkep yalamadan İslam'ın numuneyi imtisal olacak bir örnekliğini ortaya koydular ve anladılar. Doğru evet. Anladılar. İşte bu anlama bu anlam. Eğer derdiniz buysa yeniden bu Kur'an-ı Kerim'le yatıp kalkmanın bir alemi yok yani. Evet. Sürekli bunu lafı kalabalıklaştırmanın habire tefsir yok. İkinci bir anlama var. İkinci anlama yani anlaşılamayan ayetler kalabilir dediğimiz evet. Bu teknik anlamadır. Bu ilmi anlamadır. Ya ilmi anlamanın benim Müslümanlık hassasiyetlerim noktasında çok da gereği yok. Beni çok da ilgilendirmiyor. Amenna ilgilendirmez. Ama ilgilenenler, merakı olanlar, Kur'an'ı diliyle, kültürüyle, indiği günkü şartlarıyla daha yakından analiz etmek isteyenler, ha illa de takvasını artırmak, ihlasını çoğaltmak için değil de bir entelektüel merakla da olabilir ama bunun adını baştan iyi koyun. Ben bunu bu işi bunun için yapıyorum deyin bilelim. Şimdi bugün yapılan gerçekten Müslüman olmanın temel bileşenleri nedir? Ben bunun uğraşındayım, bunun peşindeyim. Anlamasının ardında mısın? Yoksa ilmi olarak, entelektüel, zihni bir çaba olarak bu ümmete bir ilmi miras bırakmak için anlamanın peşinde misin? Bu çoğu zaman birbirine karıştırıyor. Karışıyor, evet. Bu iki şey çok net. Bakın mesela bu toplumun Türkiye'de olan biten ciddi bütün ülkeyi ilgilendiren kavgalarda, hengamelerde bir ortalama refleksi vardır. Ve genellikle sonuçta ya toplum gene anlamış diyorsunuz. İşte o ta başından beri gelen o zihin kodları, o vicdan kodları, o irfan damarıdır işte. O anlamış mevzuyu. Evet. O yataktan besleniyor. O adamlar sizin kadar tefsir, meal falan filan okumamış. Kur'an'da cariye, köle var mı yok mu akşama kadar tartışmamıştır. Ama şu an Türkiye'de olan bitenlere uzaktan bir nazarla baktığında vicdan, Müslüman vicdanı alttan der ki bu böyledir. Evet. Ve sonuçta da doğru çıkar. Evet hocam. Şimdi bu ikinci tür anlamaya gelince bu tefsir anlaması. Yani benim şu anda iştigal ettiğim alan yani biraz önce orada adını zikrettiğiniz fakültede evet. Yaptığım işin anlamasıdır. Bu el yordamıyla olmuyor. Akşam iktisatçı olarak yatılıp sabahtan böyle tefsir alimi olarak kalkılmıyor. Kalkılmaz, doğru. Ben nasıl ki iktisatta faizin nasıl çıktığını, borsanın nasıl indiğini bilmiyorsam, bunu öğrenmek için en azından lisans düzeyinde ABC'sini, yani basit gramerini öğrenmek için 4 yıllık bir üniversite tahsili gerektiriyorsa, evet. Bunun da ilmi anlamasının madde 1, Arapçayı bir kere yalayıp yutacaksınız. Öyle ticahel vezir ibaresini, Goldziher'in kitabındaki vezirin karşısında denen ibareyi kalkıp da tecvidçi vezir diye çevirmeyeceksiniz. Böyle çevirip de ben Allame-i Külüm tefsirin tanrısıyım üslubuyla da ortalıkta gezmeyeceksiniz. Adamı kulağından duvara çivilerler. Merdivenin altı mı üstü mü adama öğretirler. 2. Sadece Arapça bilmekle yetmiyor. O günün Arapçasını bileceksiniz. Niye o günün efendim? 1942'de ölen Elmalı'nın Türkçe olarak yazdığı tefsiri bugün müftülük sınavlarında adaya sorduğunuzda şu Elmalı'nın İhlas suresindeki şu bir sayfa anlattığı şeyi bir oku. Bak Arapça metin değil, Türkçe metin. Oku. Üstad ne dedi bize bir şöyle bir paragraf özet çıkar. Şöyle bakıyor boş gözle. Yani güzel şeyler söylemiş gibi görünüyor ama tam anlamadım. Efendim. 1942'nin Türkçesini bugün okuyamıyorsunuz. Arapçasını değil, Türkçesini okuyamıyorsunuz. Ama pervasızca, edepsizce kalkıp basit bir Arapça sözlük yordamıyla 1430 küsür yıl önce inmiş, Arap diliyle inmiş kelama ayar vermeye, yorum çekmeye, oradan ahkam kesmeye cüret edebiliyorsunuz. Bu aslında Türkiye'deki ilmi seviyenin yerlerde süründüğünün en çarpıcı dramatik göstergesidir. Yani cehaletin diz boyu olduğunun göstergesidir. Ve bu cüretkarlık, bu edepsizlik evet. De buradan kaynaklanıyor.
İki, Arapça da bileceksiniz. Hı hı. Yetmez. Bu dilin edebi sanatlarını bilmek zorundasınız. Çünkü madem ki siz şaheser bir metin var diyorsunuz, evet, Arapçanın bütün inceliklerini konuşturuyor diyorsunuz, o zaman bu el galemu alel mindadete Arapçasıyla olmaz öyle. İmam Hatip'teki kalem masanın üstünde olmaz. Üç, bir belli bir yere, belli bir zemine, belli bir coğrafyaya, belli bir kültürün içine indiyse o kültürü, o kültürün kodlarını, şifrelerini, peygamberin yaşadıklarını, hayat tecrübesini, niye? Hira'dan başlayıp 632'de biten 23 yıllık canlı yaşanmış bir hayat var. Bu kurgu değil. Evet. Bu hikaye masal da değil. O zaman nasıl peygamberi bu kitaptan, sahabeyle birlikte yaşadıklarını, bu ilk tecrübeyi nasıl bu kitabın metninden ayrıştırarak, yalıtarak siz yorumlayabilirsiniz? İkinci sıkıntımız da budur. Bugün Kur'an'da şu vardı, bu yoktu diyen zevat-ı kiram, bağımsız sanki Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah bizzat bir kargo firmasıyla kendi evlerine kuryeyle göndermiş gibi okuyorlar. Sizin ne, evet, hakkınız var böyle okumaya? Size mi indi bu kitap? İndiği bir yer varsa niye korkuyorsunuz indi demekten? Kur'an'dan bağımsız olarak konuştuğunuzda Resul şuradan geldi, Bedir Savaşı buradan geçti, işte Uhud şurada oldu demeyi biliyorsunuz. Ya bu, bunlar olurken bir yığında ayet etti. Peki bu ayetlerle bu tarihi niye buluşturmuyorsunuz? İşte o zaman ya acaba Kur'an'ı tarihe mi gömmüş oluruz, tarihselci mi oluruz gibi bir kaygı var. Sanırım o kaygı ondan da değil, başka bir hikayeden, ona da gireriz. Şimdi bu iki anlamadan bahsettik değil mi hocam? Evet hocam. Evet, bu ikinci anlama söz konusu olduğunda elimizde bilgi malzemesi maalesef yetersiz. Yetersiz, evet. Biz Kur'an-ı Kerim'in bile ilk defa ne zaman yazıyla tespit edildiğine dair ilk bilgi kırıntısı Hazreti Ömer'in güya peygamberi öldürmeye giderken hınçla yolda karşılaştığı bir kişinin haber vermesi üzerine önce git eniştenle kız kardeşinin durumunu terbiye et demesi üzerine gidip işte o ellerinde Taha suresinden bir parça metin vardı dedikleri ilk rivayet budur. Bu da peygamberliğin 6. yılına rastlar ama Hazreti Ömer'in Müslüman oluş hikayesinin de bu efsanevi olanıdır. Muhtemelen gerçek olmayan versiyon. Olmayan, evet. Evet, gerçek olmayan, çünkü orada daha dramatik bir tablo olduğu için, hı hı, millete menkıbe olarak anlatmaya daha müsait olduğundan bu ön plana çıkmıştır ama hiçbir muteber kaynakta, hadis kaynağında bunu göremezsiniz. Şimdi bakın, 6 yıl boyunca bu kitap nasıl yazıldı? Bakın, yazılmadı demiyorum. Ezberlenmedi demiyorum. Kayboldu gitti falan demiyorum. Ama ne olup bittiğine dair hiçbir bilgi yok. Mesela nüzul sırası diye bir şeyden bahsedilir. Evet. Bir acayip bir liste var. Hiçbir detay yok. Bir fetret var. İşte 3 sene diye, 15 gün, 40 gün. Envai çeşit fetret. Ya, kardeşim, o zaman bu özel bir fetretten bahsediyorsanız peygamberin Kur'an'ın nüzul döneminde 40-50 tane fetret daha var. Niye öyle 50 fetretten bahsetmiyorsunuz da bir tanesinden bahsediyorsunuz? Belli ki İkra'la ilgili rivayeti birinci sıraya koymak, Müddessir'in ilk ayetleri indi. İlk defa o indiği ikinci sıraya almak için o işte mağarada Cibril geldi sıktı rivayetinin ardına sümme feteral vahyu fetreten diye bir ara cümle koymuşlar. Sonra bir süre vahiy kesildi, peşinden Müddessir indi diye oraya bir hiyerarşi oluşturmak için böyle bir kurgu. Yani elimizde tarih malzemesi çok az. Evet. O zaman Kur'an'dan siyere, siyerden Kur'an'a sürekli gidişli gelişli bir metin içi, satır arası okumalar yapacaksınız. Ama nihayetinde gene bazen çoğu ayette bu gerçekten tam olarak Resulullah Efendimiz'in hangi tecrübeyi yaşadığı saatin, günün, ayın hadisesiydi bulamıyorsunuz. Onun için anlama zor diyoruz. İki, muhataplar kayıp olduğu için o gün orada hazır olunduklarından he ulayı he entüm ellezine ulaike diyordu. Anlıyordum. O ulaikelerin, o ellezinelerin kim olduğu belki de Peygamber Aleyhisselam burada muhatap şurada olduğu için he entüm diyerekten işte siz işte onlar diyordu. Biliniyordu. Evet. Fakat o arkadaki o tarihi fon kaybolunca
Metin şimdi kaldı. Şimdi ya eyyühellezine amenu, aminu billahi. Ayeti kerimesini, ey iman edenler Allah'a itimat edin. Ayetinin ilk muhatabını, münafıklar derseniz adres başka yere gider. Ehli kitap derseniz başka yere gider. Müminler derseniz siz gerçekten iman etmemişsiniz. Adam gibi iman edin şeklinde bir mana kazanır. Bakın, hitabın muhatabını farklı farklı konumlandırdığınızda ayetin muhatapları, mesajları da farklılaşıyor. Yani doğru anlamı, çekirdek anlamı, tohumluk anlamı, öz anlamı bulmak için indiği gün orada ne oldu? Ne bitti? Cenab-ı Hak neyin üzerine ne söyledi? Bilirsek o sabit anlamı buluruz. Kendi yaşadığımız hayat gerçekliğini de oradaki tarihi gerçeklik içerisinde ayetin iniş zeminini bildiğimizden ha bu ayet bugünkü durumda da şu vasata tekabül eder diye doğru bir yorum yaparız. Bütün çabam Kur'an'ın bugüne mesajının hitabının değil hocam. Hitap orada ey Resul diyordu. O hayali bir Resul değildi. Gerçek orada Resul, bir Resul vardı. Orada bir yaşanmışlık vardı. Hitabın muhatabı onlar. O muhatabın da söylenen üzerinden gelinim sen anlasın bizi ilgilendiren tarafı. Evet. Bunu bu gelinin doğru anlamasına çabalıyorum. Ama bu tarihselliğin bir ayağı bu. Başka bir tarafı da var. Riskli tarafı orası. Orayı da sorunca söyleyebilirim. Tamam. İşlevsellik meselesi bu. Evet. Şimdi hocam tarihsellikte işte bir takım problemler yaşıyoruz. Mesela günümüzde IŞİD'in durumu mesela. IŞİD diye bir örgüt çıkmış. Şeriat devleti kurduğunu söylüyor. Kur'an'a bağlı olduğunu söylüyor. İşte kafirlerin esir aldığı eşlerini cariye yapacağını söylüyor. Erkeklerini köle ya da öldürüyor işte neyse. Kendi uygulamalarına göre. Şimdi sizinle ilgili ben medyada gerek sorularda gerek bu birkaç haftadır medyada okudum. Siz işte bu cariyeliğin, köleliğin Kur'an'da olduğunu savunuyorsunuz. Birileri de hayır olmadığını, burada bir evrensellik savunması yaptıklarını görüyoruz. Bununla ilgili hocam asıl sizin kastettiğiniz nedir? Evet. Yani cariyelik derken siz bugün de IŞİD'in mesela esir aldıklarını cariye olarak mı kabul ediyorsunuz? Yoksa bir cariye, bir köle hukuku Kur'an'da vardı da bunu Kur'an peyderpey kaldırdı mı? Şimdi bakın bunu hocam, nasıl anlayacağız? Bu Kur'an okumalarında birkaç farklı yaklaşım var. Bir, Cenab-ı Allah bir söz söylemişse bu söz kendisi kadar ulvi, kendisi kadar engin, kendisi kadar namütenahi, aynı zamanda da tarihin fevkindedir. Evet. Yani bu saatle, bugünle, şu ayla, bu yılla sınırlı değil. Olamaz. Olamaz, doğru. Bu Allah'tan aşağıya doğru okumadır. Evet. Bir kere tarihselci bakış açısı Allah'tan aşağıya doğru okumaz. Ben Allah olamam. Allah'ın kendi kendine konuşmasının beni ilgilendiren hiçbir tarafı da yok. Eğer Allah kendi kendine düşünmüş, taşınmış, kitabını oluşturmuş, sonra da tarihin bir döneminde rastgele şu gün indiriyorum demişse o kitapla benim bir hukukum olamaz. Öyle inmedi kitap. Aşağıyı dikkate alarak indi. Onun için ben kitabı aşağıdan yukarı doğru okurum. Evet. Yani insandan Allah'a doğru okurum. Allah Kur'an'ı Arabi diyor. Bu Allahi falan değil hocam. Evet. Arabi. Araba ait. Arapsal. Arap'ın zihin kültür dünyasında karşılık bulacak şekilde. Yani ilahi meram, ilahi murat, ilahi maksat, belli bir kültür, belli bir toplum, belli bir tarih, belli bir dil kalıbının içinde sunuluyor. O zaman bu sunulan şeyin zarfıyla mazrufunu ayırmamız gerekiyor. Zarf ayrıdır, içine koyduğunuz mazruf ayrıdır. Bizim arkadaşlar zarf, hatta zarfın üzerindeki pulu içindeki mektup kadar önemli olduğunu zannediyor. Yok kardeşim. Genellikle açarsınız, içerideki belgeyi saklarsınız. Muhtemelen pul biriktirme, koleksiyonculuğu gibi bir hobiniz yoksa alır, zarfı çöpe atarsınız. Evet. O zarftır. Arapça zarftır. Arabilik zarftır. O zaman Kur'an'ın hitabıyla mesajını ayırmak zorundasınız. Kur'an-ı Kerim'de
Fakat genel yaklaşım şu. Kur'an bir kere söylemiştir. Kıyamete kadar tüm zamanlar, tüm durumlar için aynen uygulansın diye söylemiştir. Şimdi birinci evrenselci kural bu. Şimdi IŞİD bu konuda dürüst davranıyor. Evrenselci yani. Evrenselci. Diyor ki cariyelik var. Genellikle bu savaş esiri olarak alınır, köleleştirilir. Ben de aldım, işte cariye yaptım. Kur'an'da işte Kur'an-ı Kerim'de savaş hukuku var. Ve adekumullahu meganime kesiraten tehuzuneha. Fetih suresi 19. Allah size nice ganimetler vaat etti. Ha, işte buyurun tezelden bir kısmını da elinize geçirdi. Daha gerisi de geliyor diye. İşte onlar da Allah'ın mücahitleri sayıyorlar kendilerini. Bu kitaba da inanıyorlar kendilerince. Çıkmışlar. Ganimeti almışlar, paylaşmışlar. Bu ganimetin en önemli kalemlerinden biri de esirlerdir. Bunun kadınını alırsın, cariye yaparsın, erkeğini alırsın, köle yaparsın, satarsın. Bak evrenselci adam. Dört dörtlük evrenselci. Bir de evrenselciliğin şöyle bir şeyi var. Çağdaş değer yargılarıyla bağdaşmadığı zaman Kur'an-ı Kerim'deki bazı içerikler, yok canım öyle şey olur mu Kur'an-ı Kerim'de ya? Ne demek ya cariye hiç? Cariye olur mu ya? Cariye de neymiş ya? Sanki Nişantaşı'na indi Kur'an-ı Kerim. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i Nişantaşı'ndaki kafeteryadan yorumlamayı tercih eden evrenselcilerimiz var. Bu cariyelik yoktur, bilmem nelik yoktur diyenler de bunlar. Bunlarda şöyle bir mahcubiyet de var. Bu asrın idakine İslam söyletme meselesi var ya. Evet. Dikkat edin hocam. Asrın idaki metbu, Kur'an da ona tabi. Asrın idraki cariyeliği kaldıramıyor. Kaldıramadığını bildiği için yok canım Kur'an'da. Esirdi de, allemdi de, kullemdi de. Kardeşim, sana bu kitabın bu ayetini herhangi bir sözlük marifetiyle, el yordamıyla bu kadar keyfi yorumlama hak ve selayetini kim verdi? Yemin kelimesine allem edip, kullem edip, yok sağ el demek, yok efendim meşru sözleşmeydi, nikahtı, 80 takla niye attırıyorsun? Hiç sordunuz mu? Bu son çağdaş döneme gelinceye kadar bu ayetleri sizin gibi anlayan bir tek insan evladı var mı? Hatta sözlükte anlamı şudur diye açıp baktığınız sözlüğün yazarı bile onu öyle mi anlamış? Siz demek istiyorsunuz ki ben bu sözlükten buluyorum tercih ettiğim anlamı, ama bu sözlüğü yazan, bu Arapçayı bize öğreten adamı bile kale almıyor. Ondan da iyi biliyor. O kadar rezil durumdasınız ki. Benim bakış açım şu. Kur'an-ı Kerim'de cariyelikten söz ediyor. Kölelikten söz ediyor. Ancak ben işte tarihselce ona diyor. Burada manipülasyon yapıyorlar benimle ilgili. Evet. Beni cariyeliği kabul etti diye Cübbeli Ahmet'le yan yana, IŞİD'le yan yana koyuyorlar. Ama beni taraftan da evrensel değildir diyorsun. Dürüst olsanız da evet değildir diyorum. Kur'an-ı Kerim'de ayet var, ayet var. Siz hiç uçağa binme korkusu çekerken Tebbet okuyarak uçak basamaklarından çıktınız mı? Niye Ayetel Kürsi okuyorsunuz? Evet. O da ayet canım, okusanız ya. Niye? Çünkü ayetler arasında bir aksiyolojik skalanız var. Şunun mesajı daha yoğun, bununki daha belki şey diye. Doğru mudur hocam? Evet. Şurada tamam. Bir hoca efendiye aşırı oku hocam deyince rastgele bir yerden açıp okuyor mu? Yok. İnne fî halgı semavatiye oradan okuyor. Feskürûni eskürkümden okuyor. İbadur rahmanillezine oradan okuyor. Doğru mu hocam? Aynen. Niye bunu seçerek okuyorsunuz? Madem hepsi Allah kelamı, açın okuyun. Peki niye eftal ayetler var? Niye ayetler arasında tefadül var? Bu bir. İki. Bu bile, gelenek bile söylüyor bunu aslında. Hı hı. Yani surelerin bazılarının 35 tane, 40 tane ismi var. Bazısının bir tane var. O ona gösterilen ehemmiyeti veya Müslümanların hayatındaki yerini, değerini gösteriyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sürekli manifesto, motto, vecize olsun diye ayetler gelmiyor. Bazen peygamberin canını yakmışlar bir müşriye, beddua olarak, bir sitem olarak geliyor. Anlık geliyor. Bizde öyle olmuyor. Bizde Cenab-ı Allah Kur'an'ı böyle zamandan, mekandan, peygamberinin yaşadıklarından bağımsız hepsini aynı zihin haliyle, aynı kıvamda göstermiş gibi oldu, o okunuyor. Öyle değil. Ben diyorum ki Kur'an'da değer ayetleri vardır.
Kur'an'da durum ayetleri vardır. Cariyelikle ilgili ayetler o günün toplumsal realitesidir. Ve o realite olduğu için Kur'an onun hakkında konuşmuştur. Evrenselci söylem dürüstse eğer, ben öyle ayrım yapamam. Durum, değer bilmem. Bu da hepsi değerdir benim için. Dolayısıyla 2014'te de esir aldığımda cariye yaparım derse IŞİD gibi. Buyurun IŞİD'e. Evrenselciler IŞİD'e gitsin. Bak dürüst evrenselci hocam. Evet. Bunlar dürüst evrenselci de değil. Cariye yok canım. Öyle şey olur mu canım? Kardeşim Kur'an-ı Kerim senin yaşadığın çağın toplumsal normlarını, genel kabullerini dikkate alaraktan inmedi. Arap toplumunun 600'lü yıllarının ta ortasına indi. Ve burada 60'larda İstanbul'a gelen adam şimdi geldiği gün İstanbul'u tanıyamıyor. Doğru. Sadece binasıyla, yoluyla değil, yaşam tarzıyla, hayat tarzıyla, kültürüyle 30 yılda İstanbul buradan geldi. Hatta nostaljinizi cilalamak için 60'lı 70'li yılların Yeşilçam filmlerini izliyorsunuz. Evet, siz 1430 küsür yıl önce inen kitabı bu saat bize inmiş gibi algılıyorsunuz. Yazık, günah değil mi ya? Peki Allah size ganimet vaat etti ne demek ya? Şimdi soruyorum bunlara. Bizim bugün Cenab-ı Allah'ın rızasının tecelligahı eskaza bir kafir küffar milletle çarpıştık. Oldu ya, bir savaş oldu. Esir aldık insanlarını. Bunları ganimet olarak paylaşmak mıdır? Ganimet kaleminin içerisinde esir yoktur diyebilir misiniz? Var. Tarihte de var. Diyorum ki cariye o günün gerçekliği olduğu için Kur'an'da var. Ama bunu Kur'an, cariyesiz kalmayın. Kölesiz toplumunuz olmasın. Aynı SGK kurumu gibi, Aile Bakanlığı gibi, Çalışma Bakanlığı gibi Cariye Bakanlığı kurun. Kölelik Bakanlığı kurun. Bu yani Müslüman toplum ancak böyle kurumlarla kıvam bulur diye yer almıyor bu ayet burada. O günkü toplumun var olan gerçekliği olduğu için yer alıyor. Dolayısıyla Nisa suresi 25. ayetin bugün benim saatte yaşadığım şu günde söyleyeceği bir şey yoktur. Bakın baştan dedim. Kriptolu konuşmayacağım. Evet. Dürüst. Evet, o Nisa 25'in bugün gerçekliği yok. Bir söylediği bir mesaj yok. Ne diyor o ayet? Ve men lem yastati minkum tavlen en yenkehal muhsanatil müminat. Şimdi bir ilahiyatçı hoca arkadaş geçenlerde bana bir münazara, tartışma teklifinde bulundu ve bu tartışmaya da bu ayeti konu edindi. Ve bana davet mektubunu gönderirken bu ayete ilişkin çevirimi eleştirdi. Ben diyorum ki bu ayetin çevirisinde, sizden her kim muhsan ve mümin kadınlarla evlenmeye imkan bulamazsa, tavl imkan. Bu yani mihir verecek para. Başlık parası diyelim. Hı hı. O zaman gitsin. Femimma meleket eymanüküm min feteyyatikümül müminatle evlensin. Şimdi şunla olmazsa bununla olsun diye birbiriyle mukayeseli iki seçenek var. Şimdi ben bu ikinci kısmı, min feteyyatikümül müminatı, mümin cariyeleriniz demişim. Cariyeler değil diyorlar. Ne? Esir mümin kızlar. Arkadaşlar, bir mümin toplum içerisinde esir mümin kız statüsü neye denk gelir? Siz hiç ne demek yani? Çok müminlerin ilginç toplumunda şey. Mümin esir kız olur ne mu demek abi? Kimin esiri bu? Niye esir duruyor? Niye esir duruyor yani? Çok garip. Bu nasıl bir yorum? Bu nasıl bir rezillik? İki, burayı atlıyorum. Bunlarla evlenirken bir izni ehlihinle evlenin. İşte ben demişim ki sahiplerinin izniyle. Taberi'den bu yana bakın. Erbabihinle diyor. Yani efendilerinin, maliklerinin, seyitlerinin, erbab. O da diyor ki ailelerinin izni. Ehil kelimesi aile ya. Evet. Kardeşim ehil kelimesi evet Kur'an-ı Kerim'de aile yerine geçer.
Ama bir tek aile yerine geçmez. Bunu İmam Hatip ortaokuldaki çocuk bile Kur'an-ı Kerim'de vücuh dediğimiz bir kelime farklı bağlamlarda, farklı anlamlarda kullanıldığını orta iki talebesi de artık biliyor yani. Ehil kelimesini açar bakarsanız vücuh nezar kitaplarında 10 ayrı manada kullanıldığına şahit olursunuz. Evet. Şimdi hep aile diyeceksek o zaman buraya ailelerin izniyle diye tercih ediyorlar anlamı. Mesela hüve ehlü takva ve ehlül mağfire diye Cenab-ı Hak hakkında bir ayet var. Hüve ehlü takva ve ehlül mağfire. Allah takva ve mağfiret ailesidir diye mi çevireceğiz? Böyle bir zevzeklik olur mu? Bunu da geçiyoruz. En çarpıcı yer şurası hocam. Oldu ya bunlarla evlendiniz. Bir fuhşiyat işlediler. Nikahınız altındayken. Bu min feteyat-ı kümül müminatla evlendik ya. Evet. Bunlara cezai müeyyide olarak yarısını. Şu yukarıdaki muhsan hani gücünüz yetmeyen muhsan var ya. Onlara uygulananın yarısını. Tarihte İslam toplumlarında cezai müeyyide kime tam, kime yarım uygulanıyor? Bir bana birisi bir çıksın bunu söylesin. Hocam bu nasıl bir şey ya? Bin küsür yıllık zincir olarak ta başından bugüne kesintisiz fiili tevatür olarak gelen bir yorumu siz nasıl yok sayarsınız? Siz o zaman kendinizi de yok sayın ya. Ben de yokum diye ya. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'e takla attırılır mı? Bu kadar bu metin zorlanır mı? Bu metne bu kadar yorum şiddeti uygulanır mı? Buradan da çıkıyorlar. Mustafa Hoca cariyeliği yaşat. Benim tarihselciliğim işte burada başlıyor. Bu Kur'an'da var ama Kur'an'da olan her konu ne dindir ne dinidir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de cariyelikten bahsediyorsa bu İslam'ın olmazsa olmaz bir konusudur diye bahsetmiyor. O günün sorunu olduğu için bahsediyor. Ama Allah bakın o ayeti kerimenin içerisinde vallahu a'lemu bi imanikum ba'dukum min ba'din diye bir ara cümle girer orada. Yani şunlarla evlenemezseniz bunlarla evlenin diyor ya. Sonra da şöyle bir ifade var. Allah sizin kıymetinizi imanınızla ölçer. Zaten hepiniz birbirinizdensiniz. Bu şu demek. Ya bu benim yaptığım ve tasvip ettiğim bir ayrım değil. Benim huzuruma yarın geldiğinizde ben seni cariye miydim, toplumsal statün hür müydü diye değerlendirmeye tabi tutmayacağım. Ya neye göre tabi tutacağım? İmanınıza göre tabi tutacağım. Bu böyle ama bir de bu toplumsal realite var burada. Onu da ben yok sayamam diyor Allah. Dikkat ederseniz dost tutmamaları, gizli ilişki kurmamaları şartıyla evlenin. Niye öyle söylüyor? Başka yerde söylemiyor bunu. Bunu cariyeler için söylüyor. Neden? Çünkü bu cariyelerin Medine Mekke toplumunda sahipleri tarafından fuhşa zorlandıkları biliyorsunuz. Evet. Ayet-i kerime var. Evet. Ve bunların sermaye olarak kullanıldıkları, kendileri istemediği halde mal hükmünde oldukları için sahipleri tarafından temellük edildikleri ve bir meta olarak sermaye olarak kullandıkları vaki. Onun için ayeti kerimenin sonuna doğru zâlike limen haşiyel anete minküm diye bir çarpıcı cümle vardır. Biz bunlarla evlenin dedikse bunun matah bir şey olduğunu zannetmeyin. Zinaya düşmeye ramak kalmış kimseler için bir kerhen olsun bir cevazdır bu ruhsattır. Niye? Yani zina etmektense bunlarla evlenmek daha beriliktir. Ve en tasbiru hayrun leküm. Ne demek? Bunlarla evlenmektense bekarlığa katlanmak sizin için elbet daha hayırlıdır. Şimdi soruyorum hocam. Bu ayeti kerimenin altında, şu ve en tasvirinin altında Hazreti Ömer. İçinizden birisi doğacak çocuğunu yarı köle edinmek istemiyorsa cariyeyle evlenmesin. İki, Said bin Cübeyr, Mücahit, Hazreti Peygamber. Kim Allah'ın huzuruna temiz pak çıkmak istiyorsa cariyeyle evlenmesin. Kim işte ha cariyeyle evlendiniz ha zina ettiniz. Pek aşağı yukarı birbirinden farkı yoktu. Bunlar da bu ayetin altında bütün rivayet malzemesi olarak var. Şimdi diyeceksiniz ki bu rivayetlerin anlattığı hikayeye hiç inanmıyorum. Tarihte hiç Müslüman toplumlarda köle olmadı. Yani dolayısıyla Peygamber Efendimiz Beni Mustalik gazvesinden dönerken oradan aldığı esirleri
köleleştirip Müslümanlara dağıtmadı. Hazreti Ebu Bekir Fezare seferinde alınan esirleri köleleştirip Müslüman askerlere dağıtmadı. Ridde savaşlarındaki esirleri köleleştirip dağıtmadı derseniz, bunlar hiç olmadı, tarihte yoktu derseniz, biri de çıkar der ki Bedir Savaşı da olmadı, Uhud diye de bir şey yaşanmadı. Hatta Muhammed Aleyhisselam bile dünyaya böyle bir şey gelmedi. Niye? Siz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiğini nüfus, hastane, doğum kaydıyla mı öğrendiniz? Neyle öğrendiniz? Hatta şu kelamın Allah kelamı olduğunu siz nereden öğrendiniz? Bunun Kur'an olduğunu size kim söyledi? Bunu ilk insanlık tarihinde kimin sayesinde insanlık bu kitapla tanıştı? Söyleyebilir misiniz? Hazreti Muhammed'le, onun sayesinde bunun kelamı oldu. Evet. Şimdi bunun baz aldınız, ona burun kıvırıyorsunuz. Maalesef evet. Ne kadar acı bir şey. Ve Kur'an'a sahip çıkanlar da ve min halfihi rasada ayetinden Reşat Halife'ye işaret var diyenler Tövbe suresinin son iki ayetini yok canım ya bu 19 safsatasına, hezeyanına uymuyor diye Kur'an'dan çıkaran adamlar Kur'an'ın mücahitliğini yaptılar. Bizim tarihselciliğimizi, cariyeciliğimizi sorguluyorlar. Ben Kur'an'da cariyesiz kalmayıp cariye bugün de olsun demedim. Kur'an'da yer alan bu ayetin cariyeden bahsetmesi vakidir. Bugüne insanlığa söyleyecek bir şey yoktu. Birileri de şöyle bir yorum yapıyor. Hocam bugün yok ama 200 yıl sonra olur. Ne diyorsun sen ya? Böyle lanet berbat bir kurum yeniden yaşansın. Kur'an'da o berbat şey üzerine hüküm düzenlemiş, hemen uygulayalım. Yani şöyle mi demek istiyor? Yani Kur'an-ı Kerim'de katletmenin ayeti boşa gitmesin diye bir adama sıkmam mı lazım hocam? Yani. Bu nasıl çirkin bir yorum? Ya o gün var, insanlık veyahut Müslümanlar bir şekilde kaldırdılar. Def edin, üstüne beton dökün, bir daha da gün yüzüne çıkmasın. Efendim Nisa suresi 25. ayetimiz ama işlevsiz kalıyor. Kalıversin. Yani soruyorum kardeşim, zihar yapamadığın için için mi acıdı? Hanımla bir ila yapamadan geldik geçiyoruz şu ömürden diyerek Müslümanlığının bir tarafı mı eksildi? Haram ayı Hazreti Peygamber'den sonra bir gün olsun, dört halife de dahil bir gün haram aylarla ilgili 1,5 sayfalık toplam ayeti uygulayan bir Müslüman evladı olmadı. Abbasisi, Emevisi, Ömer bin Abdülaziz'i, Hulefai Raşidini, Osmanlı'sı, Selçuklu'su. Bir tarafınız mı noksanlaştı? Keşke haram aylarla ilgili o Arap örfü insanlığın gündeminde kalaydı da, Birleşmiş Milletler de bunu uygulayaydı da, keşke bugün insanlık 4 ay olsun bir soluk alaydı. Bakın tarihselciliğin şöyle de bir kabulü vardır. O günün şartlarında inen ayet o güne ait demek değildir. Bugünle irtibatı, bugünün gerçekliğiyle ve bizim kişilik ve kimliğimizi, iskeletimizi oluşturan İslami norm ve değerlerle örtüşmediği takdirde, karşılığı olmadığı takdirde şurada durur. Ama olduğu takdirde, kurulduğu takdirde ve bizim pratik hayatımıza ahlaki, manevi katkısı olduğu takdirde bugün de uygulanır, sonsuza kadar da uygulanır. Benim şahsi kanaatimi söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in kısas emri İlâ yevmil kıyameti uygulanması gereken bir emir. Uygulanmalı evet. Evet. Çaydırız. Buna karşılık hırsızlıkta el kesme emri bazen hafif de düşebilir. Evet. Üstüne de konması gerekir bazen. Evet. Zinayı 4 şahitle canlı olarak şahitlendirin diyor. Böyle olmaz. Bu emir tarihsel. Bunu eğer siz bugünkü teknoloji imkanlarıyla tespit ettiyseniz DNA olarak derhal uygulayacaksınız. Hatta daha ağır bir. Çünkü siz burada toplumu fesada sürüklüyorsunuz. Evet. Bunu 100 sopa kurtarmaz. Ben tarihsel derken bazen cezai müeydileri Cenab-ı Allah'ın fazla merhametli, daha tolerant, daha şiddetli olması da gerekebilir. Ama cariyelik gibi kalkmış da olabilir. Bu benim şahsi kanaatim, değerlendirmem. Ama
bugünkü topluma ben bunu anlatamam diyerekten Kur'an'da yoktu da moktu da laf kalabalığına getirip Kur'an'a şiddet uygulamanın alemi yok. Kur'an'da değer ayeti vardır, durum ayetleri vardır. Bunun da neyin değer, neyin durum olduğunu herkes bizzat günlük pratik yaşantısından tespit ve tayin edebilir. Sokağa çıkın, İslami kimliğinizde size ihtiyaç hissettiren ahlaki fazilet ve reziletler noktasında neler sizi ırgalıyor, içinizi yakıyor, ilintiliyorsa onlar değerdir. Tarih boyunca da değişmeden bugüne kadar gelmiştir. Ama bugün hayatınızın herhangi bir yerinde, şurada tefsir dersine özel olarak konu olmadıktan sonra bir kez olsun aklınızın ucundan geçmemiş bir şey varsa o da durum ayetidir. Evet Mustafa Hocam, şimdi şöyle bir soruyla ben anladıklarımı soruya çevirerek başlamak istiyorum. Şimdi tarihselcilik derken şöyle mi anlamamız lazım? O günün şartlarında Cenab-ı Hak o günkü duruma müdahale edip o günkü var olan durumu ıslah etmiş diyebilir miyiz? Mesela buna da bir başka bir örnek de vermek istiyorum. Örneğin Mekke müşriklerinin Lat, Uzza, Menat gibi bir takım şefaat beklentileri içinde oldukları putları da vardı. Ki bunda Yunus suresi 18, Araf suresi, Zümer suresi 3. ayette detaylıca da değiniliyor. Biz sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye şefaatçiler edindiklerini söylüyorlar. Cenab-ı Hakk'ın yine şefaati de o günün bir vakası olarak onu da ıslah etmek için mi müdahale etti? Yani tarihselciliği bu şekilde mi anlamamız lazım? Yani köleliği ve cariyeliği de o günkü bir vaka olarak? Yok. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim her konuda söylemini aynı şiddette, aynı sertlikte veyahut aynı radikallikte kurmuyor hocam. Doğrudur. Bu şefaat meselesi Kur'an-ı Kerim'in tabir caizse bam teli dediğim meseledir. Evet. Bu şefaat meselesi Kur'an-ı Kerim'de bir konu değildir. Şirk konusunun bir parça unsurudur. Temel unsurudur. Tabii. Evet. Kur'an'ın en büyük hedefi ve söylemi şirkin tümden hak ile yeksan edilmesi, tevhid inancının. Yani rububiyette, uluhiyette, dünya görüşünde, hayatı yaşama biçiminde yegane bir tek Allah'a yönelinmesi. Evet. Dert budur. Yani insanın yaratılışıyla ilgili ayetlerde de başka hep bu konu üzerine oturur. Mekki surelerdeki hasene kelimesi tevhiddir. Seyyiye kelimesi şirktir. İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsani diye başlayan Nahl suresi 90. ayet ki bu Kur'an-ı Kerim'de icazı cami kabul edilir. Yani en kuşatıcı, kapsayıcı anlamı olan ayet. Allah size adaleti emreder. Açın bakın ilk dönem tefsirleri. Allah size kul la ilahe illallah'ı emreder. Adalet dediğimiz öyle ne idüğü belirsiz amorf bir kavram değildir. İndiği gün çok nettir. Çünkü unutmayın adaletin karşıtı zulümdür. Zulümdür. Evet. Zulüm de en büyük. Şirk de en büyük zulümdür. Evet. Yani olması gerekeni olması gereken yerden değil bambaşka bir yerde konumlandırmaya. Yani yanlış şeyi bir şeyi yanlış yerde değerlendirmeye, tanımlamaya denir şirk. Eğer uluhiyet ve rububiyet Allah'ın hakkıysa siz onu kalkıp da başka mercilere izafe ediyorsanız en büyük haksızlığı, en büyük zulmü işte. Onun için şirk en büyük zulümdür. Adalet de, tevhid de en büyük adalettir hocam. Allah size adaleti yani en başta Allah birdir ilkesini benimsemenizi ve bundan sonra bütün şeyler takip eder. Şefaat de bununla ilgilidir. Yani şefaat, şefi, ortak. Yani Cenab-ı Allah'a iltimasta bulunacak, kullarla onun arasında tavassutta bulunacak, tevessülde bulunacak aracı, yarı tanrılar veya kurumlar vesaire. Bunu nefyetmek. Şefaat bu bizim Müslümanların arasındaki büyük böyle majör günahları olanlara da Resulullah Efendimizin şefaati mefaati. Bu Kur'an-ı Kerim açısından bahsi diğerdir. Böyle bir mevzu Kur'an'da geçmez.
Yani men zellezi yeşfa'u indehu illa bi izni dediğinde, ey müminler, sizin içinizde şöyle ağır günahları olanlara Allah'ın huzurunda onun izni olmadan kim şefaat edebilecek meselesi değil. Müşriklere gönderme yapıyor. Kim oluyor da sizin inandığınız o putlar li yukarrabuna alallahi zülfe, nasıl oluyor da Allah'la sizin aranızda yakınlık tesis? Onlar kim? Onun için ahiret sahneleri anlatılırken, hani buyurun çağırın o bana ortak koştuklarınız, şimdi sizi gelsin kurtarsın diyecekler ki dalal oldular. Gittiler gittiler, bizi sattılar diyecekler. Bu tablodur anlatılan. Şefaatin bağlamı da konusu da budur. Ve son derece serttir ve toleranssızdır. Tevhid olduğunda Kur'an'da akan sular durur. Ama toplumsal düzen ve hukuka geldiğinde Kur'an böyle konuşmaz. Radikal konuşmaz. Daha şey. Daha yumuşak geçiş. Daha yumuşak geçişli. Daha İslah. Islahçı. Islahatçı. Islahatçı. Evet. Tanzimatçı. Böyle bir üslup. Bakın. 100 kalem hukuk konusu alalım. Bunların yaklaşık 80 adedi İslam gelmeden önce Arap toplumunda uygulanan, İslam'la birlikte uygulanması sürdürülen, ahlaki açıdan Müslüman toplumun vicdanını kanatacak düzeyde kabul edilenler, tıraşlanan, bazısı tümden koparılıp kesilip atılan, ne gibi? Nikahı makt, üvey anne ile evlilik veyahut iki kız kardeşi bir nikah altında tutmak vesaire, zina gibi, şunlar bunlar. Bunlar tamamen ilga. Bazıları tadilatlarla kabul, bazıları da olduğu gibi ipka edilmiştir. Devam edilmiştir. Devam edilmiştir. Dikkat edin, aşağı yukarı Kur'an-ı Kerim'de 35-40 civarında maruf geçer. O bizim bildiğimiz klişe, yani emri bil maruf ve nehyanil münker dışındaki marufların çoğu Bakara suresinde 15-16 kez neredeyse geçer. Ve bunların da tamamı yakını hukuki prosedürlerle ilgilidir. Yani boşanma, işte bir araya gelmeden ayrıldığınız kadını meta'an bil maruf, yani bir maruf ölçüde hediye verin. Süt anne tutarsanız ücretini marufa göre verin. Bu ne idüğü belirsiz bir iyilik değil bu. O gün örfte, bu halkın örfünde bir süt anneye ne veriliyorsa o ücreti verin. Veyahut diyelim ki bir araya gelmediniz, anlaşamadınız, gerdek olmadı, ayrıldınız. Velil mutallakati meta'un bil maruf. Bu şekilde ayrıldığınız hanımlara da gönlünü hoş tutmak için bir örfe göre bir hediye verin. Nedir bu? Nişan atma dediğimiz şey. Ya aşağı evet, yukarı. Evet, evet. Gibi, evet. Gibi. Yani o nişanda taktığınız işte yüzüğü, müzüğü, bunları işte bunları geri almayın gibi bir şey. Ne, bu maruf, o günün maruf. Evet. Ama ben o gün yaşayan Zeyd bin Sabit, Sa'd bin Ubade, Hazreti Ömer veyahut başka birisi değilim. Ben Mustafa Öztürk'üm. Benim marufum Giresun'da, bilemediğiniz bugünün Türkiye'sinde oluşmuş bir maruftur. Evet. Ama bu maruf da bizi biz yapan bin yıllık o İslam geleneğinden ayrı da değildir. Değildir, evet, doğru. Ama bizim köydeki düğünün, nişan atmanın marufu başkadır, aşağıdaki başkadır. Evet. Eğer siz evrenselce okuyorsanız, IŞİD'ci gibi okuyorsanız, o zaman yapmanız gereken, Peygamber döneminde kadınlar nişan attığında o kadınlara kaç lira, dinar, dirhem, deve, bilmem ne veriliyordu, tam onu vermek zorundasınız. Süt anneye kaç lira ödeniyordu, onu ödemek zorundasınız. Madem Kur'an'ın söylediği sabit değerdir, o zaman onları raiç bedellerinde bulun ve onları uygulayın. Dürüst olun. Evet. Ha yok hocam, maruf de, işte maruf değişebilir. Ben de onu söylüyorum. Bakın Kur'an-ı Kerim'de evliliğin prosedürü anlatılmaz. Ne anlatılır? İslami kimliği rencide edecek, ona halel getirecek noktalarına şerhler düşülür. Ve le abdü müminun hayrun min müşrikin. İşte müşriketin ve le acebetküm. Yani bir mümin köle, hoşunuza giden bir müşrik hanımdan çok daha iyidir. Evet. Ne? Burada bak, din ayrılığı var. Evet. İnanç ayrılığı var. Bu çok stratejik bir ifade. Ama şöyle yok. Düğün velinin izniyle olur.
iki şahidin hazır bulunması gerekir, imamın gelmesi gerekir. Hatta sigara paketi gibi bir kağıdın üzerine mehri müecceli şöyle yazsın, mehri muacceli böyle yazsın. Hatta düğün sahibinin verdiği hediye zarfını beğenmezse o mehir yazdığı kağıdı da evin dışına çıkınca atsın, çöpe atsın. Bunlar yazmaz. Evet. Boşanmanın prosedürü de yazmaz. Boşanmanın zorlaştırıcı unsurları yazılır. Ettelagu merratan yazılır. Bak bu iş oyuncak değil. Bu yuvayı böyle kolayca yıkıp dağıtmayın. Bak bir üçüncüsü ağzınızdan çıkarsa sonra bir daha geri dönmenin yolları hülle edebiyatına mevzu olabilecek kadar, karikatürize edilecek kadar zordur. O ayet hülleye yol açan ayet değildir. Bu bak boşanmanın maliyeti bu kadar, sonucu kötü olur. Şimdiden aklınızı başınıza alın şeyleridir. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim hukuki alanda yapıcı konuşmaz. Yani sıfırdan inşacı konuşmaz. Yıkılan, aksayan, gevşeyen, arıza olan yerleri tamire koşar. Tamir edilir. Öbürü zaten vardır, örfte uygulanmaktadır. Ama Kur'an-ı Kerim'de siz gördünüz mü? Boşanmanın da, evliliğin de bir resmi prosedüre, tökülüyor, bir yazıyla kayıt, sicil altına alınmasına rastladınız mı? Bakın, yok. Evet. Sayın evrenselciler, o zaman kızınızı belediyeye niye resmi nikah götürüyorsunuz? Çağırın eve bir hoca efendi. Şahitler huzurunda. Bitsin gitsin. Allah indinde evliler işte. Yok hocam, yarın dünya hali. Ayrılırlar. Ben ölürüm. Çocuğum ortada kalır. Bu toplumda bir kadın, dul kadın yaşaması zordur. Onun için devlet, mahkeme, kayıt, kuyut, yarın bir hak talebinde bulunabilmesi için elinde bir tapusu, bir kağıdı, bir senedi olsun. Nereden çıktı bu içtihat? Nerede yazıyor? Yazmıyor değil mi? Evrenselciyseniz imam nikahı üzerinden devam edin. Evet. Etmeli. Niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Ama ben tarihselciyim, diyorum ki Kur'an'da yazmasa da, Kur'an bu konuda açıktan konuşmasa da, bu insanların, bu hele de bu ataerkil toplum kalıpları içerisinde yetişmiş bu kadınlar zaten dünyaya gelirken 1-0 mağlup geliyorlar bu toplumda. Evet. Onların hak mağduriyetlerini önlemek için, Müslüman vicdanını kanatmamak için, evlilikte de boşanmada da mutlaka ve mutlaka mahkeme huzurunda resmi tescil tapu kayıt altında olması lazım. Ha, illa bir Kur'an referansı mı bu? Ya buna ne Kur'an referansına gerek var? Ama illa da bulalım diyorsanız gidin borçlanma ayetini uygulayın, bir işe yarasın. Evet. Ben bildiğim kadarıyla 15 satırlık Bakara 282 aynen orada yazan prosedürü bugün en evrenselci kardeşimin de uyguladığına tanık olmadım. Diyecekler ki efendim oradaki emirler vücub emirleri değil, nedip emirleridir. Ya olsa da olur, olmasa da olur. Ha olursa daha iyi olur ama olmasa da hiçbir zararı yok. Bunu söyletene sorarım Allah aşkına. Usulü fıkıhta bir emrin vücub nedip olduğunun kriteri neye göre belirlenir? Ben söyleyeyim. Yeni bir usulü fıkıh maddesi var. Toplumsal gerçeklik size neyi dayatıyorsa o dayattığı şey bir anda nedip olabiliyor. Ben Kur'an-ı Kerim'de bu kadar üst üste peş peşe emir dizisi görmedim bir sayfada. Yani katip de zarar, evet, vermesin, şahit de adil olsun, doğru yazsın, eğri yazmasın. Doğru mudur? Evet. Bu kadar emir. Bir de can malın yongasıdır. Şey mal canın yongasıdır. Aldıydı, verdiydi, ödediydi, ödemediydi demesin diye kayıt. Peki şimdi oldu ya, erkek bulamadınız. Bir gün bir yere gitmişler. Sizin de bir alacak verecek davanız oldu. İki kadın. Hatta hiç erkek bulamadınız. Dört tane kadın. Bir de katip 5, bir de siz 6, bir de karşı taraf 7 kişiyle siz hiçbir akit sözleşme yaptınız mı? Hiç yaptınız mı? Peki sordunuz mu? Ben hiç duymadım. Ya eyyühellezine amenu izâ tedayantum bideynin fektubuha ayetinin pratize edilmesi, birebir uygulanması ne şekilde olacak? Hemen içtihadı bastınız. E canım burada bunun ruhu, işte bunu bir şekilde kayıt altına alın. Bu noter yoluyla da olur, fişle olur, belgeyle olur. Ya. Bak, bazen Kur'an'ın konuşmadığı yerde değil, konuştuğu yerde de içtihat yapıyorsunuz bal gibi, değil mi? Sizin, evet, adınız tarihselci olmuyor, benimki oluyor, öyle mi?
İyi gözünüze dizinize dursun ya. Yazık, günah. Ve ben tarihselciyim ama ben biliyorum ki doğru anlamak için ayetin muhatabını tespit etmek temel bir koşuldur. Ama ayetin muhatabı o gün müşriklerdi. İlla bugün de müşrikler olmak zorunda da değildir. Tarihselcilik şunu da gerektirir. El hakumut tekasur hatta zurtumul makabir. Kella sevfe talemun. Ey müşrikler! Bu dünya malıyla daha çok olsun, daha fazla malım olsun, daha fazla kazancım olsun, hırsı, hayali, emeli sizi öyle bir oyaladı ki belli ki bu oyalanışınız bu kabirleri boylayacağınız vakte kadar sürüp gidecek. Ama kella, bakın çok yakında hakikatin ne olduğunu ve bu hayatta bu tercihinizin ne kadar yanlış olduğunu öğreneceksiniz. Göreceksiniz. Ayet, evet. Bugün bu dünyevileşmenin pençesine düşmüş. Habire dünya tuğle emellere ram olmuş. Ama aynı zamanda da Müslüman olduğunu düşünen birçok insana, o günün müşriye hitap eden ayeti, bugün birçok dünyevileşmeye maruz kalmış Müslümana hitap eden ayettir. Bak tarihselci böyle de okuma yapıyor. Bak, oraya gömme değil. Hatta tarihselcilik bazen diyor ki o günün müşriğinin düştüğü hale bugün mümin düşmüşse, o zaman müşriği zemmeden ayet bugün müşriği, mümini zemmeder. Aynı zamanda bakın o günkü müşriklikle bugünün müminliği arasında neredeyse pek bir fark kalmamışı da tespit etmeye edelim. De yarar bu tarihselcilik. Tarihselcilik Rabbi evzi'ni en eşkura duasını Hazreti Süleyman'ın yapabilmeyi asıl Müslümanlığın kıvamı olarak sunar. Onun için de Fetafika mesham bis suğ vel anagı tarihselci şöyle yorumlar. Süleyman Aleyhisselam işte o atlara olan muhabbetinden, sevgisinden, o aradaki o oyalanışından dolayı Allah'ın zikrinden bir gaflete düştü bir an. Sonra dedi ki getirin bunları bana dedi. Fetafika mesham bis suğ vel anagı. Bütün atları kesti. Belki bu dramatik olsun diye çarpıcı bir anlatım. Elbette ki bir koca bir sürüyü doğradı, kesti anlamına gelmez. Ama orada bir mesaj var. Bizim evrenselci bakış açısının bir de peygamber evrenselciliği vardır. O da şu. Ya peygamber namaz kaçırır mı? Peygamber böyle Allah'ın zikrinden şey. Tabii peygamber dediğin canım böyle mi? Baş melek ya. Peygamber. Arkadaşım, namaz kaçıramayan, unutma hasleti olmayan bir insanın insanlara örnek olma şansı var mıdır? Bir peygamberin bize örnek olması için unutabilmesi, gaflete düşmesi, efendime söyleyeyim, hata yapması, sürçmesi, ama bu sürçmesinde, bu hatasında ısrar etmemesi, bunu alışkanlığa dönüştürmemesiyle peygamber bize numune imza. Sen Hristiyanlara bir gol atayım, Yahudileri susturayım diye İsa'yı benim peygamberim döver düşüncesiyle habire mucize yüklemesi yapıp ondan sonra Metatron'a dönüştürüp tabir caizse bir tanrı yardımcısı gibi konumlandırdığın insana üsvetün hasenetün var. Oldu. Ya melek de benim için üsve olsa ne olur, olmasa ne olur ya. Tabii. Ontolojimiz tutmuyor ki ya. Hata yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Fahrettin Razi Abese ve Tevella ayetinde diyor ki evet, bu ayeti kerimede surat asan, yüzünü ekşiten Resulullah olduğunda kimsenin şüphesi yok. Tabi Razi'nin döneminde yok. Şimdi var. Şimdi taba tabayı falan zorluyor morluyor ama. Ama Razi çok ilginç bir şey söylüyor. Tamam, bu böyle de diyor. Peygamber itaba uğramış diyor ama Allah öyle dese bile diyor. Asıl hatalı olan, fırça yemesi gereken o Ümmü Mektum'du diyor. Niye? Ya sen görmüyorsun ama duymuyor musun diyor. Resulullah orada ciddi bir şey konuşuyor. Birilerini ikna etmiyor. Ya git evine diyor. 2 saat sonra gel. Niye geldin burnunu orada soktun? Böyle 5 tane madde sıralamış. Asıl İbni Mektum budur burada. Bu ne demek biliyor musun? Peygamberi zelle işlemedi demek için adeta diyor ki ya Rabbi
Sen fırçayı yani yanlış hitabı kişiye yanlış kişiye atıyorsun. Aynen öyle. Allah'a şu hale bakar mısın? Allah'a yön veriyorlar haşa. Allah'a yani. Yani olayı ya Rabbi yanlış değerlendirdin de. Bakın isteyen Arapça bilmiyorsa Türkçesinden gitsin abesenin başına okur. Bu nasıl bir şey ya? Evet. Şimdi bir tanesi bana Cengiz Duman diye bir çocuk. Modern tefsirci Mustafa Öztürk Süleyman Aleyhisselam'a atların bacağını kestirdi. Dikkat edin hocam. Modern tefsirciyim ben. Ama bu modern tefsirci atların bacağını kestirdi ifadesini mezhem bir suki Taberi'den, Mukatil'den, Salebi'den, Razi'den, işte atıyorum Zemahşeri'den, Razi hariç, Razi başka. Bütün klasik tefsirler, Zeccaçlar, hepsinden delillendirmiş. Bu arkadaşın delili de Mevdudi. Ya kesmez peygamber öyle namaz kaçırır. O eski tefsirci oluyor, ben modern tefsirci oluyorum. Bakın, Mukatil'den bu yana ben referanslarımı görüp benimki, hocam o kadar cehalet diz boyu ki maalesef. Neyin modern, neyin hangi yorumun daha sonra peyda olduğunu bu dönemde yaygın kanı neyse bu arkadaşlar Adem'den beri bizim inandığımız vardır zannediyor. Mesela Razi'den başlıyor. Razi bu ayetin tefsirinde diyor ki ey Razi bu Süleyman Aleyhisselam atların bacağını kesemez. Yorumunu sen nereden çıkarıyorsun? Sana gelinceye kadar bütün müfessirler böyledir. Canım peygamberi namaz kaçırdı demektense bütün müfessirleri reddederim olur biter. Ne var desinler. Hocam şu anlayışa bakar mısın? Bu ayetin peki mesajı nedir? Esed de bu yorumu tercih eder. Allah ya Süleyman Aleyhisselam atları ki seviyor. Okşuyor. Mezhem bir su bacaklarını okşuyor. Diyor ki Rabbim bunlar bana Rabbimin nimetini hatırlatıyor. Şimdi bu ayetin mesajını güncelleyin. Kapıya jipi çekin. Şöyle. Okşayın. Okşayın. Bu bak Rabbimin jipi. Nimetini hatırlatıyor. Evet nimetini hatırlatıyor. Peki bir de şöyle okşayın. Allah'ın zikrinden, onu anmaktan, onun yolunda olmaktan seni gaflete düşüren her neyse. O jipse. O dünyanın en değerli şeyiyse. Evet. Ben onu bir çırpıda yakarım. Ya da infak ederim. Evet neyse. İnfak ederim. Bu mesaj bu. Aynen. Ama peygambere böyle bir toz koruma kisvesi mı giydirmek için mesajı buhar ediyorlar, karikatür haline getiriyorlar. İyi de bir iş yaptık zannediyoruz. Aynen. Hocam bakın dert çok. Oturup da bunları şöyle rahleyi tedrise koyun. Kaynakları gözüne soka soka. Kafalarına vura vura bunları adam etmek lazım. Ama adam olmak isteyene. Bir de olmayanlar var. Ben bunlara dedim. Bizim camianın tinerci ve balicileri diye. Meczupları bu. Fatih Camii'nin etrafında dolaşanlar var ya. Meczuplarımız çok hocam. Maalesef. Kur'ancı meczuplar. Maalesef. Evet. Maalesef hocam. Laf anlamazlar. Söz dinlemezler. Otururlar, kalkarlar. Her gün yepyeni Kur'an yazar. Kur'an'da şu da yok, bu da yok, o da yok derken aslında ne demek istiyor? Razi'nin yaptığını yapıyor. Ya Rabbi sen buraya bu ev ma meleket Eyman Hükün demek de bak bir yığın sıkıntı çıkarıyorsun. Ya. Ben şimdi akla karayı seçiyorum. Bu Türkiye'nin batı yakasındaki sosyeteye bunun nasıl cariye mariye olmadığını anlatmak için ya bir yığın şey. Ya keşke bunu söylemeseydin der. Ya böyle zahmet çekeceğinize oturun temiz gene bir Kur'an yazın da verin benim Kur'an'ım diye. Zaten meal üzerinden çoğu zaman yazıyorlar. Doğru mu hocam? Evet aynen. Yazık günahtır ya. Şu el kesmeyi niye yazdın ha, ya? Ha, bu çağda ha. Sıkıntı çıkarıyor bize. Arkadaşlar Tarih Selçuk şudur. Kur'an'ın konuştuğu yerde de içtihadı konuşturmak. Evet. Hocam niye içtihadı konuşturmak zorundayım? Ya toplumsal hayata dair hükümler bugün burada yaşanana dair hükümlerdir. Ben bugün de yaşıyorum. Ben Sa'd bin Ubade ile aynı gün yaşamadım. Evet. Çadırda kalmadım. Devenin sırtına binmedim. Arap coğrafyasını hiç görmedim. Ben bugündeyim. Onun için bana cennet falan anlatırken böyle ağaçla, taşla, suyla beni çadırda huriyle ikna edemezsin. Ben cenneti başka bir zaviyeden algılama eğilimindeyim. Daha üst bir noktadan bakmak zorundayım. İster istemez burayı belli bir idrake, belli bir toplumsal, kültürel çevreye dair algılıyorum.
Ama demiyorum ki Kur'an'da cennet denilen şey işte bu yapılan tasvirlerdir. Ama evrenselci nazar öyle okumuyor. Burada ne yazıyorsa cennette odur. O değildir. O söz gelimidir. Birkaç misaldir. Meselül cenneti letidir. Maturidi bile bunlardan daha dürüst, çok daha olgun bir zeka çıkmış. Diyor ki kardeşim, bu bizim buralarda diyor öyle çadır çok normal şartlarda kullanılan bir şey değildir. İnsanın evi barkı varsa diyor, gider akşam evinde yatar diyor. Çadır bizde afette, musibette, yolculukta kullanılır diyor. Ama diyor hurun maksuratun fil hiyam diyor. Bu Araplar için caziptir. Onlar için daha değerli bir şey. Bak hocam, tarihçilik böyle bir şey. Ben bunu derken Kur'an'ın bu anlatısına gölge düşürmedim. Ben dedim ki o günkü birinci derecede muhatabın bir beklentisi var. Evet. Ona dair somut bir şey konuşuyor. Ama Kur'an anlamı tüketmiyor. Bir ipucu veriyor. Anlayın buradan gerisini diyor. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ Ya tamam söylediği klişe cümleyi. Canınız ne çekerse orada bulacaksınız dedikten sonra. Evet. Tek tek deliye söyler gibi. Tek tek yazmak, anlatmak zorunda mıydı? Ben şunu demek istiyorum. Kur'an'ı Allah üzerinden aşağıya doğru değil, insan üzerinden yukarıya doğru. Yani böyle dikey değil veya yatay düzlemde okumak gerekir. Evet hocam. Evet. Şöyle bir soru var. Şimdi bu anlattıklarınız çerçevesinde Ali İmran 78'de hocam. Onlardan bir topluluk da kitaptan olmayan bir şeyi siz kitaptan sanmanız için kitap üzerine dillerini eğip bükerler. Peki bunu nasıl anlamamız lazım yani bu? Hocam burada bu Medine Yahudilerinin ulema takımına gönderme bu ayetin muhatabı bu hocam. Veyahut Hristiyanlar. Ama daha çok bu iş Yahudilerin mahir olduğu bir alan Kur'an-ı Kerim'de. Her ne kadar Ali İmran dediğimizde ilk 80 ayet, 60 küsur ayet Necran Hristiyanlarıyla ilgilidir diye bir rivayet bilgimiz var ama aslında bu اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْلَرْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادِيهِلَرْ ve bu tür ayetler daha çok Medine'deki Yahudi ulemasının O münafık ulemanın, bu münafık zümresi, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen münafıklar daha çok Medine Yahudilerin içinden çıkma peyda olmadır. Münafıklar daha çok Yahudilerin içinden üremedir. Onlarla ilgilidir. Nedir bu? Reşit Rıza'nın ilginç bir yorumu var Menar'da bununla ilgili. Bu ne diyor diyor. Yani şu mudur? Bir metin yazıyor. Aslında ayet filan değil. Getiriyor. Tevrat dedikleri metnin içine koyuyor. Bir sure gibi. İşte bak bunu yani ellerindeki kutsal kitaba bir sayfa ilave mi yapıyorlar? Bu değil hocam. Değil evet. Bu değil. Bu din üzerine Allah'ı referans göstererek aslında Allah öyle buyurmadı. Allah'ın öğretisinin, Allah'ın telkin tavsiye ettiği emrin öyle olmadığı halde Allah namına ahkam kesiyor. Evet. Ya bugün bazı işte şu anda biliyorsunuz ya bir kavga var Türkiye'de. Ha. O kavganın bir tarafındaki yapının başındaki adamın işte atması, tutması, sürekli ayet üzerinden bir taraflara mesaj sallaması. İşte Resulullah buraya geldi. İşte rüyada görüldü. Şurada nezarete geçti. Buradan bilmem ne etmedi işte. Bu da Olimpiyatlara geldi. Aşağı yukarı böyle bir şeye öğrenci evlerine öğrenci evlerine geldi. Aynen öyle bir şey hocam. Burada anlatılan şey böyle bir şey hocam. Açık söyleyeyim. Yoksa yani Kur'an-ı Kerim atıyorum. Ellerinde bir metin var. Orada oturuyorlar sayfa sayfa yazıp araya birer sayfa ekleyip her gün ellerindeki kutsal metne ilave yapıyorlar anlamında değil. Zaten ellerindeki metin sabit bir metin hocam. Yani metin üzerinden yorum marifetiyle Allah'ın yetkisini kullanaraktan Allah şöyle yapıyor. Dolayısıyla hocam bu vaizlik mesleği çok sıkıntılı bir meslek. Çünkü orada insanları Cenab-ı Allah'ın diliyle konuşup, Resulullah'ın talimatıyla konuşup sevk ve idare etme
ve yanlış yere Allah böyle buyurdu, Allah size şöyle etti. Onun için ben mesela hiç bugüne kadar kürsü üzerinden insanlara ey müminler şöyle yedin böyle yedin demedim. Diye bildiğim kadar, edebildiğim kadar kendim ettim. Kendimin ettiğinden de siz bir temsil kabiliyetimden bir şey gördüyseniz ondan etkilensin eğer etkilenirse. Bir de konuşmadım ki Allah namına. Ben burada konuştuğumuz hocam yaptığım işin ilmi tarafıyla ilgili. Evet. Ben millete namazınız az, zekatınız çok, dininiz şöyle, ahlakınız böyle diye telkin tavsiye burada din şeyi yapmıyorum. Ya bu vaizlik jargonu değil bu hocam. Bu ilmi bir uğraş. Tabii. Ve burada bu mevzunun açılması ve burada cevap verme ihtiyacını hissetmem de bu konuda konuşmaya merakımdan değil. Bir takım benim hakkımda konuşulanlar, bana izafe edilen bir takım söylemler, görüşler var. Hocam bunu böyle miydi, şöyle miydi diye sordunuz. Bunun üzerine konuşuyorum. Benim için prensibi söyleyeyim. Ne kadar az insan o kadar çok huzur hocam. Ben fazla insanla haşır neşir olmaktan pek haz etmiyorum. Çünkü insan çok tehlikeli bir varlık. Ben hala o melekler gibi düşünüyorum. Ya Rabbi ya. Kan dökecek, fesat çıkaracak. Evet. Yani Fazıl Rahman gibi Cenab-ı Allah risk aldı falan gibi böyle sükseli, riskli kelimeler de kullanmak istemem ama hala Cenab-ı Hakk'ın siz bilmezsiniz ben bir şeyler biliyorum dediği şeyi de çok merak ediyorum ne bildiğini. Ama ben insan denen şeyin yeryüzündeki performansının çok kötü olduğunu, mümkün mertebe uzak durulması gerektiğini. Ama Kur'an'da da sık sık onların çoğu zalimdir, çoğu hocam, iman etmez. Çoğu bu şey. Bak hocam bu çoğun atıfı nereye gider hocam? Ha bu ekserun nas la yu'minun, ekserun nas la ya'lemun, ekserun nas. Şimdi bakın hocam. Bağlamsız okursanız bunları Ali Bulaç'ın gönderdiği yere gider. Siz biliyor musunuz o Ali Bulaç'ın bu insanların çoğu ayetlerini nereye gönderdiğini? Bilmiyorum. 30 Mart seçimlerinden sonra işte %45'lik çıkan oy nereye gidiyorsa bu Kur'an'daki ekserun nas oraya gider. Yani. Bağlamsız okuyunca böyle oluyor hocam. Peki bu ayetlere bir bakın hocam. %90 küsürü Mekki ayettir. Şimdi Mekke'deyiz. Zaman tünelinden girdik, Mekke'ye gittik. Nahl suresinden bir ekserun nas la yakilun ekserun nas la yu'minun diye bir ayet gitti. Bak Mekke'deyiz. 615 sene atıyorum. Ekserun nas Mekke'de kime tekabül ediyor? Müminlerin sayısını düşünün. Ekserun nas neresi oluyor hocam? Yani Mekke'nin müşrik çoğunluğu. Çoğunluğunu evet. Anlatan bir şey. Bakın dikkat edin. Kur'an-ı Kerim o çoğunluğu karşısına alıp hakaret etmiyor hocam. Hep onlara nötr. Ya bunların çoğunluğu aklı ermez. Bunların çoğu bir türlü imana gelmez diyor. Ama bazılarına da innellezine keferu ve sattu an sebilillah. Ulaike humul keferatul fecera zalimin müzimin bunlar ağır ifadeler hocam. Evet. Yani buna keferu dediği zaman bu müşrikler ha bize kafir dedi ne güzel bir kelime diye sevinmiyorlar. Çok kızıyorlar. Evet. Bu keferu kalıbı innellezine keferu kalıbı ve aşağısında da hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim diye gelen kalıp Kur'an-ı Kerim'de bakarsanız zenadıkatu Kureyş yani Kureyş'in zındıkları. Bunlar 10-15 kişilik bir çetedir. As bin Vail, Velid bin Mugire, Ümeyye bin Halef, Übey bin Halef. Efendime söyleyeyim. Bu ekiptir. Ebu Cehil bin Hişam. Bu ekip. Keferu budur. Yani küfrün eyin metül küfür denen. Küfrün ele başlar evet. Budur. Kur'an bu ekserun nas derken orayı bir nötr kitle oluyor ve her zaman eğer öyle tutmasa orada bir husumet, bir hınç biriktirse Mekke'yi o 600 Mekke'nin fethinde öyle bir manzarayla karşılaşılmazdı. Kan gözü gövdeyi götürürlerdi. Evet. O çeteyle uğraş. Dolayısıyla ya Allah benim kalbimi mühürlemiş de işte ben imana gelmem. Kardeşim ortalama bir inançsızdan
gayrimüslimli çevrede yetiştiği için İslam'la tanışamamış olmaktan dolayı kafir olan, inançsız olan birinden bahsetmiyor. İnnellezine kefer. Bak tarihselcilik ayetleri zamanında, zemininde, gerçek muhataplarıyla birebir okuduğunuzda bugün sizi iniminin inleten, kıvrandıran birçok ayetin ay hiç de öyle değilmiş dedi. Bağlamında okumayı öneriyor. Mesela ölüm dediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'de biz bağlamsız okumaya alışkınız ya. Evet. Bağlamsız okuma bize Kur'an neden söz ediyorsa ölüm. Arkadaşlar ölüm ayetlerini çıkarın getirin diye bizim alışkanlığımız budur. Hı hı, evet. Getirelim hocam. Bir Kaf suresinden, bir vakadan, bir de kıyameden getirelim. Dehşet hocam. Korku filmi gibi. Vel teffetis sagu bis sa. Ayak şeye, bacak bacağa dolaşacak. Kella izâ belegat terâkî. Böyle cam boğaza dayanacak. Korku filmi. Kurtulacak kimse var mı evet. Dediğinde. Rakıyla men rak. Ya okuyup üfleyip efsunlayıp bunu kurtaracak yok mu diye feryadı figan basacaklar. İşte o zaman biz size o sekerat-ı mevti yaşayan insana sizden çok daha yakın olacağız. Siz de bön bön bakacaksınız. Bakacaksınız. Bu dehşet değil mi bu tablo? Kesinlikle. Ya. İşte Kur'an'da ölüm. Peki arkadaş, bu Kur'an'ın indiği dönemde İslam'ın davasına sahip çıkmak ve muvahhid olmak adına analarından emdiği süt burunlarından gelen müşriklerin onca zulmüne, onca hakaretine, onca eziyetine maruz kalan bu Müslümanlara Cenab-ı Allah'ın ölüm üzerinden verdiği ders burada çektiğiniz çile yetmedi. Bir de ölürken sizin canınızdan bitti böyle balığın ağzından olta çeker gibi o canı çekeceğim diye. Böyle bir Allah nasıl bir Allah sizce? Biz de ölüm deyince tir tir titriyoruz değil mi? Evet. Çünkü ölüm Kur'an-ı Kerim'de manzara dehşet. Peki bir de bağlamında okusak. Bakın bakalım. Kıyamet suresinde 6 kere geçen el insan ne menen bir insan. Acaba bu ölüm mesajı hangi bağlamda kime veriliyor? He? Yahsebu enne malehu ahledeh var ya hocam. Hiç ölmeyecek arkadaş. Evet. Habire biriktiriyor. Bak gün gelecek fazla da sürmeyecek. 80 yılda yaşasam bir güne gelmeyecek. O, işte o gün burada hıkır 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 bu can buradan çıkarken bu sırtına melekler vura vura bu canı alacaklar. Müşrik. Ayağını denk al. Evet ben seni şimdi tuttuğunu taşı sıktığında suyunu çıkaran genç, dip dinç bir kıvamda bir şekil verdim. Ah seni takviyim. Ama bu belin bükülece, saçların ağaracağı, gözün görmeyeceği, kulağın işitmeyeceği, hafızanın da artık silineceği bunama çağlarını yani erzeli ömürü de yaşatacak. Ve ondan sonra da bir ayağın toprakta olacak. Orayı da geleceksin. Ölüm oraya izafe. Mümin ölümden niye korksun? Aynen öyle. Eğer Allah'tan bir beklentisi, burada yaşadığı sıkıntının bir mükafatı, ümidi varsa ölümden niye korksun kardeşim? İki şeyden korkulur. Bir, Kur'an'daki bu ölüm ayetlerini bağlamsız, müstakil bir konu gibi anlatırsınız. Koparırsanız bir dehşet tablosuyla karşı karşıya kalır. Bundan korkar. İki, aşırı dünyaya ram olmuştur. Bırakıp da gitmesek diye buradan çeker durur. Başka da bir şey yoktur. Bir de öbür tarafa bakın işte. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu ella takafu ve la tahzanu ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuvadun ayeti de var. Bu ayeti kerimede melekler iner sırtlarını sıvadır. Hatta tayyibine canlarını böyle tereyağdan kıl çeker gibi alırlar. Bunlar da var. Yaptığınız şeylerin dolayı hoş tabii. Geldiniz, güzel geldiniz. Niye bunları bağlamsız? Tarihselcilik bunları da teklif eder hocam. Ama bugünkü bu Kur'ancı arkadaşlarımız, bana böyle düello teklifleri gönderenler, bu oturup her gün böyle masanın başında, ya bu melekete şöyle mi desek çevirsek, böyle mi evirsek, böyle mi takla attırsak, şöyle mi tevil etsek diye, kendilerince böyle evcilik oyunu gibi saçma sapan işler yapanlar, onlar böyle okumayı önermezler.
İşte bunların okudu. Açık canım Kur'an okuyun okuyun derler. Ondan sonra başımıza yüz binlerce tefsir alimi piyasaya sürdüler şimdi. Daha tabii. Ne laftan anlıyorlar, ne durdan anlıyorlar, ne vurdan anlıyorlar. Alim dersini anlamaz. Kaynak dersen o ne demek? Hadis o neymiş? Sünnet bu neymiş? Arkadaşımız, bunlarla nasıl tartışırsınız? Bunları mümkün olsa da bir karantina altına alsan, bunları bir ıslah mekanizması kursak ya. Bunları böyle bir şeye alıp, yok. Hocam, ilmin hürmetine, kaynağın hürmetine, ulemanın birikimine, geleneğin ürettiği malzemeye, gelenek derken ben geleneğe takdis etmiyorum. Gelenek bizim sıçramak için ayağını basmak zorunda olduğumuz taştır. Şuradan şuraya uzanırken bile bir şeye basarsınız. Bir şeye sıçrarken bir şeyden güç alır da sıçrarsınız. Gelenek budur. Yoksa geleneğin içerisinde tortusu vardır, bilmem neyi vardır. Ayıklarsınız. Ben gelenek güzellemesi yapmıyorum. Tıpkı şöyle diyebiliriz değil mi hocam? Yani ilk buharlı makineyi bulan bu daha sonraki benzinli ve elektrikli motorlara odur. Basamak olmuştur. Basamak olmuştur. Yani bunların değerini hiçe sayan, sadece elinde çıplak bir metin, yorumcunun insafına bırakılmış, istediğiniz gibi ona operasyon çektiğiniz bir metin olarak Kur'an-ı Kerim anlayan, yorumlayan insanlarla benim ne tartışacak zamanım var, açık söyleyeyim. Onlara zerre kadar ilmi hürmetim, değer de atfetmiyorum. Hiç atfetmiyorum. Hiç, sıfır. Benim nazarımda zavallılar. Onlara göre de ben öyleyimdir. Ama açık söylüyorum. Hı hı. Bu tür eğilimleri olanlar, Söyleşiler, Polemikler adlı kitapta da eleştiri yazdığım arkadaşlarım, benim nazarımda ilmi değerleri zavallıdır. Çok net söylüyorum. Zavallı bunlar yani. Acınası insanlar. Ya çok üst perdeden konuş. Evet, üst perdeden konuşuyorum. El kibri alel mütekebbiri sadakatü. Evet. Kibirliye kibir, sadaka yerine geçer hocam. Evet hocam. Çünkü ilme karşı tevazusunu bilmeyen, haddini bilmeyen, onca ulemanın birikimini, o hani sözlükten darabe kelimesine istediği anlamı seçme hürriyetine kendisini mezun sayan arkadaşların o ellerine alıp da o seçtikleri anlamları bulduğu sözlüğü yazan adamlara zerre kadar hiç olmazsa ya beni bugün şöyle bir yorum marifetiyle böyle bir önüme imkan açtın diyecek kadar da bir teşekkür borcu hissetmeyen adamlarla benim saygı duymam, onlara ilmi olarak değer vermem mümkün değildir. Değil. Evet. Peki hocam bir soru daha var. Nisa 101-102. Seferilik konusunda kafirlerin size kötülük etmesinden korkarsanız namazı kısaltmanızda bir beis yoktur. Evet. Bugün ise mesela birçok mezhep hala 90 kilometre, 110 kilometre, 70 kilometre değişiyor. Bu seferilik meselesi hocam bu bizim normal ortalama seyahat seferiliği ayeti değil bu. Salatül Haf'tan bahsediyordu. Evet. Bu bizim bugün uyguladığımız seferlik şeyi Peygamber Efendimiz'in uygulamalarından çıkan bir şey. Bu noktada biliyorsunuz Elmalı Hamdi Yazır'ın ilginç bir yaklaşımı var. Arkadaş diyor, ortalama bir adam yaya olarak 6 saat yürür günde. Evet. İşte bu da 3 gün 18 saat. 18 saatlik ortalama deve kervanı yürüyüşünün tekabül ettiği mesafe 90 kilometre. Dolayısıyla 90 kilometrelik mesafe kat edilmedikçe seferilik hükmü geçerli olmaz. Şimdi 90 kilometreyi sabitlediniz. Elmalı diyor ki o 90 kilometre şimdi bir otobüs yolculuğuyla bir saatte kat ediliyor. Uçakla daha da kısa. Uçakla da. Ama diyor ki otobüsü baz alıyor. Hı hı. Çünkü onun bir kuralı var. Mutat vasıta. Mutat vasıta ne demek? O dönemin yaygın vasıtası. Yaygın vasıtası, evet. Uçak değil. Hı hı. Uçak sadet dışı. Deve kervanı da bugün sadet dışı. Sadet dışı, evet. O zaman demek istiyor ki şu mendifer veyahut bugün otobüs. Artık giderek uçağa dönüyor iş. Tabii. O zaman
Diyor ki mutat vasıtayla, efendime söyleyeyim, 18 saatlik süren nerede doluyorsa sizin de seferiniz orada başlar. Bu demektir ki muğlak Kars arası otobüs yolculuğu. Çünkü diyor adam yaylaya hayvan götürüyor yaya. Saatlerce yürüyor. 90 kilometreyi kat edemediği için o normal kılıyor. Siz hemen buradan otobüse biniyorsunuz. Şurada 90 kilometreyi geçiyorsunuz. Siz farzları ikilemeye başlıyorsunuz. Olmaz diyor bu adam. Bunu hocam Ahmet Hamdi Akseki ile adam akıllı bir tartışmışlar. Şu anda Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili tefsirinin yanlış hatırlamıyorsam 7. ila 8. ciltlerinin başında bu Akseki ile tartıştığı seferilik bahsi vardır. Bir de Akseki'ye yani bir Osmanlı aliminin üslubuyla öyle bir eleştiri getiriyor ki yani bu kadar ağır bir adam eleştirilmez ama sanki böyle övüyormuş gibi böyle ama yerden yere vuruyor. Yerden yere vuruyor. Evet. Fakat bana da bir zamanlar bu Elmalı'nın bu görüşü şey geldi. Ama ben diyorum ki yolculuk isterse kuş tüyü yatakta olsun. Yolculuğun bence hikmeti, illeti bizzat yolculuktur. Ya bunun mesafesi, şusu, busu bence ikinci teferruat mesela. Yolculuk zor iş. Ama bir de şu var. Bizim Hanefiler seferilikte bu namazı kısaltma işini biraz terfih ruhsatı olarak görmezler. Yani olsa da olur, olmasa da olur da ya. Olması gereken ruhsat gibidir yani. Bir tür azimet ruhsatı gibi görürler. Mutlaka olmalı. Niye acaba öyle görüyorlar? Çünkü onlar namazların orijinalinin ve temel şeyinin ikişer rekat olduğu üzerinden değerlendirme yaptıkları için sanırım bir tarafı öyle. Ya mutlaka iki olur. İkiye inmesi lazım. Sanırım üçü dördü tabir caizse amiyane tabirle yanlış anladım bonus gibi görüyorlar. Fakat mesela yanlış hatırlamıyorsam Şafilik bunun bir şey nedir? Bir hediye, bir ikram olarak görüyorlar. Ama üstüne dörtle kılarsanız fena da olmaz gayet de iyi olur diyorlar. Ben öyle düşünüyorum yani. Dörtle kılabilirsiniz. Ben Hanefiliğin o illa iki olacak şeyine katılmıyorum. Eğer sizin içinize bir çiğlik düştüyse, ya şuradan otobüse bindiniz hemen şu dağın arkasını açtığınızda aa seferi olduk hemen iki kılalım. Ya bu benim içime çok şey yapmıyor dediniz. İnnevel amali bin niyat dersiniz ya. Ben sana din öğretmek. Ya dinini bak senin söylediğinden daha fazlasını da yapıyorum gibi böyle bir küstahlığa girmeden. Ya Rab ben bu iki rekat kılmaktan bir tedirginim yani. Bu şimdi kimi yaya yolcular vardır. Yörükler, mörükler, yaylara da o kadar mesafe yürüyorlar hala. Böyle şey kılıyorlar. Mukim. Ben dört kılacağım. Kıl kardeşim. Hanefiliğin o noktadaki o azimet ruhsatı yaklaşımını ben çok şey yapmıyorum. Evet hocam programımızın sonuna yaklaştık. Evet. Şimdi son olarak şunu soruyorum. Merak ediyor izleyicilerimiz. Mustafa Öztürk hocamız meallerle ilgili birçok çalışması var. Bize meallerle ilgili nasıl faydalanacağımızı tavsiye eder. Ya meallerle ilgili. Ya şimdi arkadaşlar insanların meallerden beklentileri, meal okuma seviyeleri, Kur'an'la tanışıklık düzeyleri, Kur'an'la hukuklarının geçmişleri bir değil ki. Standart bir kitle yok. Herkes bu konuda biricik. Herkesin tecrübesi farklı. Herkesin beklentisi farklı. Yani bu noktada nasıl bir metot izlenmeli? Evet, yani bu noktada bir reçete gibi herkese uygulanabilecek şöyle diyebileceğim bir reçete yok. Ben şahsi kanaatim meal üzerinden Kur'an'ı bütün detaylarıyla öğrenmek için bir yola çıkmanız iyi bir sonuç vermez. Ama netice itibariyle Cenab-ı Hak, Rabbimiz bize bu 606 sayfalık şu metninde neler söylüyor, neler anlatmış diye zihninizde bir özet, öz kalsın derseniz meal okunur.
Bu noktada meal tavsiye edebilirim. Bazı mealler anlaşılsından ziyade anlaşılmasın diye yazılmış. Açık söyleyeyim. Emek verilmiş ama evet. O emek istenen neticeyi vermemiş. Yani emek mahsulü mealler var. Ya onun için ben mealden ziyade meal tefsirimsi şeyler önerebilirim. Evet. Ben kendi bağlamında ayet ilkin ne dediydi noktasını dikkate alıp daha çok anlam yorum merkezli bir meal hazırladım. Evet. Böyle ya bura tam mealden de anlaşılmadı bir sıkıntı var gibi denilen yerlere izah notları düştüm. Dip bu notlar, noktada evet. Türkçesi kekremsi değil gibime geliyor. Bu açıdan bizim mealimiz var. Mustafa rahmetli Cemal Sofuoğlu hocanın meali var. Hasan Elik Hoca ile Muhammed Coşkun bir asistan arkadaşım Marmara İlahiyat'ta yazdığı tevhid mesajı dediğimiz o meal değil. Bir tür Celaleyn tefsirinin aslında ilk dönem tefsir gibi. Yani Mukatil'in tefsiri, Taberi'nin tefsiri özetlenmiş gibi. Biliyorsunuz Taberi Yekulu Teala zikruhu diye genellikle ayeti verdikten sonra bir mealini yapar Arapça. Tam o işte hocam. Yani Taberi'den çıkarılmış bir Celaleyn tefsiri formatında bir tefsirdir. Şey, meal Lazım. Tefsirdir. Evet. Tevhid mesajı. Bu eser Abdülkadir Şener Hoca, rahmetli Cemal Sofuoğlu Hoca, bir de Mustafa Hoca ile birlikte, Yıldırım Hoca ile o eser hasbelkader bu fakirin yazdığı meal, bunlar genellikle aşağı yukarı aynı perspektif sunuyorum. Meal olarak bu üçünü öğrenebilirim. Tefsir olarak, Türkçe tefsir olarak önerebileceğim bir tefsir yok. Yok. O tefsir mesela İbn Aşur'un tefsirini önerirdim ama Arapça. Şey Reşit Rıza'nın tefsirini tercüme ettiler şu anda Muhammed Abduh'un. O modernist bir tefsir açık söyleyeyim. Yani. Ancak o tefsir tam da değil, eksik. Evet. Netice itibariyle tek tefsirden istifade imkanımız şu anda yok. Ama bununla birlikte Elmalı Hamdi Yazır, Mevdudi'nin özellikle bu ehli kitapla ilgili bilgilerin arka planına dair Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'ı, bunun dışında Süleyman Ateş Hoca'nın tefsiri belli ölçüde ama onun da böyle bir Kur'ancı tarafı var, gel gitleri sıkıntı yaratan tarafı var. Böyle toplarsanız üçünden dördünden işte Kur'an yolu tefsiri yavanlığına yani insanda bir Müslümanda bir tefsir sıcaklığı bırakmamasına rağmen ansiklopedik bilgi okuma kabiliğinden üç dördünden bir toplama bir şey çıkar. Bir tefsir yazılması lazım. Fakirin İnşallah. Öyle bir projesi var. İnşallah Allah olarak böyle. O zaman bu hakkımızdaki iddialar da bu parça pinçik iddialar da herhalde büyük ölçüde sonlanır diye düşünüyorum. Çünkü A'dan Z'ye bütün ayetleri tek tek üzerinde fikrimi yazacağım için evet. Herhalde biter bu hikayede diye düşünüyorum. Evet hocam programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Evet, evet değerli izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Kısaca bir özetleyecek olursak Mustafa hocamla tarihsellik konusunu konuştuk. Kur'an'ı tarihsellik algısıyla okumak. Ve anladık ki kısaca Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak o günkü toplumdaki duruma müdahale edip o durumu ıslah etmiştir. Orada yaşanan cariyelik bugün burada olması gerekmiyor. Şart da değil. Oradaki köleliği Cenab-ı Hak bir takım cezaların affedilmesi için köleliğin kaldırılmasını önermiş. Ben şöyle bu diyebilirim. Şekilde... Kur'an'da cariyelik yazıyor diye bugün de olması gerekir diyen aynı ile uygulayan IŞİD evet. ilkelliğidir. Evet. Yoktur diye Kur'an adına utanan, Kur'an'ı güya kendince temize çıkaran da son derece apolojist, evet. savunmacı, özür dileyicidir. Benim de duruşum şu. Kur'an o günün gerçekliğinden söz etmektedir. O günün gerçekliğiyle ilgilidir. Bugünün
Olması gereken şey değil. Dünyasında bir karşılığı olmak mecburiyetinde değildir. Evet. Olmaması da gerekir. Gerekir. Evet. Bu kadar net. Yani Kur'an'ı böyle toplumu ıslah etmek manasında da tarihsel bağlamında alıp okumamız gerektiğini Mustafa Hoca söylüyor. Evet. Yani burada Mustafa Hocamız zannedildiği gibi Kur'an mesajını tarihe gömelim asla demiyor. Tam aksine orada ıslah edilen konuların, gündemin orada kaldığını, günümüzdeki meselelerin günümüzde. Hocam bir de şunu sormakta fayda var. Böyle değerlendiren bizi, Kur'an'ı oraya gömdü diyenlerle İslam noktayı nazarından yolda, izde, çarşıda, hayatta ne farkımız var? Ben onu çok merak ediyorum. O arkadaşların artısı ne? Biz bilmiyoruz. Neye az inanıyoruz? Onlar çok inanıyor. Çok merak ediyorum. Ben. Evet. Değerli izleyenler, bu akşam saat 19'da Beyoğlu Kur'an Evi'nde Sayın Hocam Ali Akın'la bir sohbetimiz olacak. Kur'an sohbetimiz olacak. Bütün kardeşlerimiz davetlidirler, yakında olan kardeşlerimiz. Bu arada bize internet üzerinden sıkça soran Ali Akın hocamızın mealini nereden temin edebiliriz? Onu da ayrıca Beyoğlu Kur'an Evi'nden temin edebilirler kardeşlerimiz. Onu da burada söylemiş olalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Haftaya buluşmak üzere. Allah'a emanet olun değerli dostlar.